Evet dostlar, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum değerli dostlar. Bu bir önceki videonun devamı arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoda muhabbet kuşlarını çekmiştik. Mustafa abiyle beraber Mustafa abinin üretimhanesini çekmiştik. Çok kaliteli, çok güzel kuşlar vardı. Eminim izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. Dedi ki buraya kadar gelmişken babamın da güvecinleri var dedi Mustafa abi. Dedik biz de hazır gelmişken Fethi abiyle tanıştık. Onun güvecinleri de gösterelim. Gerçekten çok kaliteli, ben çok alamam ama kaliteli. Bilenler bile çok kaliteli, çok güzel güvecinleri varmış. Şimdi Fethi abi bize tanıtacak. Öncelikle Fethi abi, evet. Selamun aleyküm diyorum. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlık. Teşekkür ederiz abicim. Evet abi, şimdi biz bu güvercinleri dededen kalma meslek edindik. Fırıncılık mesleğimiz esas. Onu bıraktık. Şimdi hobi olarak güvercin besliyoruz. Kaç yıldan beri Mustafa abi? Fethi abi. Ben 48 yaşındayım. Maşallah. 8 yaşından beri ben bu kuşa meraklıyım. 8 yaşından beri? Evet. Besliyorsun 8 yaşından beri. 8 yaşından beri besliyoruz. Bizde var. Bizde 8 yaşından beri böyle güvercin olur. Çok daha bunlar az yani. 500-600 tane güvercinimiz oldu, günler oldu. Şimdi yem pahalı olduğu için. Şimdi az ama kaliteli kuşlar Fethi abi. Ben kaliteli her zaman güvercin besliyorum. Her zaman için kaliteyi seviyorum. Kötü kuşla işimiz olmaz. Her zaman her şeyin iyisi iyidir. Güvercin de iyisi iyi. İyi yapacaksan iyisini yapacaksın diyorsun. Zaten bu evet. Bunu oğlun da örnek almış seni. Evet, kuşlarını da gösterdi. Gerçekten birbirinden güzel. Evet. Evet şimdi Fethi abi senden rica etsek. Şimdi biraz tanıtabilir miyiz kuşları bu izleyicilerimize? Tabii. Ne tür kuşları var? Tabii. Ben pek anlamam. Şimdi bize önce anlayan anlar bizde. Şimdi bunlar hepsi bende yavru çıktı. Bende üretimim. Benim üretimim. Şuna müsaittirler. Şu siyah. Ne derler Mustafa? Müsavet. Müsavet. Evet. Mesela şu anda ekranlarda gördüğünüz kuş arkadaşlar. Gördüğünüz şunlar. Müsavet bunlar. Onun şu an piyasa değeri ne Fethi abi? Bunların değeri çiftinin paha biçilmez. Bunların değeri 100 liradan başlar 100 bin liraya kadar var. Mesela şu. Suriye'den getirdim. Şunu aynı. 40. Evet. Onu Suriye'den getirdim ben özel olarak. Maşallah. Yani bunların değeri biçilmez. Herkesin güvercini kendine güzeldir. Evet. Mesela o başka şunlar. Mesela şöyle bir çek. O bunlar aynı tür mü? Bunlar aynı. Fethi. Bu şu. Bunlar üstü çubuklu olanlar, siyah olanlar, kara nakışlı derler bunlara. Evet. Bak onun bir göğü var mesela. Aynı. O onun yanındaki sarı nakışlı. Sarı olan. Maşallah kuşların evet. Evet. Güzel. Bir de o siyah nakışların örneği var. Ters örneği. Şu. Benim üretimim ya bunun ikisi. Bunlar da aynısının karanfillisi. Sırtı nokta nokta olanlar karanfillidir. Bunlardan yavru alıyorsun. Evet. Üretiyoruz. Kendi üretimi. Kendi üretimi. Evet. Maşallah. Mesela arka tarafta bizim bakıcılar var. Bunlar yumurtasını onlara Bunlara da bakacağız değil mi Fethi abi? Onlara bakma şansımız var. Onları da gösterelim. Burada var. Mesela. Mehmet şöyle bir istersen bir çek. Şimdi bu dışarıdakilerin hepsi Fethi abi. O dedin hangi cisti? Müsavet miydi? Müsavet evet. Müsavet. Evet. Hepsi aynı tür. Bir de şunlar var. Evet bunlar var. Çarşırlı var. Bu ne türmüş var Fethi abi? Çarşırlı var. Aynalı var. Müsavet var. İşte kırmızı kuyruk fitillerimiz var. Sarı nakışlımız var. Yani kuşun çeşidi yok. Çok. Yani ne diyeyim sana? 1000 tane çeşidi var bunun. 1000 çeşit, 1000 isim var yani. 1000 tane isim var. Ama tabii yine kalite kalitedir yani. Evet, kalitedir. Ben Suriye'den 15 yıldan beri Suriye'den kuş getiririm, güvercin getiririm. 15 seneden beri. Bunlar çoğu yurt dışından geldi. Çoğu yurt dışından. Ha, yurt dışına gönderiyor musun peki? Evet. Yok, yurt dışına göndermiyorum. Burada satıyorum. Oradan alıyorsun. Evet. Suriye'den, çoğunluğu Suriye'den getirmem. Şu an bunlarda burada hangi türlerden var Fethi abi? Burada çarşırlı var. Göğün akışlı var, kara akışlı var. Aynalı kuyruk var, kara müsavet var, sarı akışlı var, şami var. Ondan sonra fitilli var. Bunları uçurmuyorsun herhalde? Ya uçurmuyorum. Ben üretimciyim ben. Diğer tarafa da bakabilir miyiz Fethi abi? Bakalım. Mehmet bir de şu tarafı öbür tarafa da gösterelim. Bu taraf varmış arkadaşlar. Burayı da göstereceğiz sizlere. Ha, öbür taraf mı? Öbür taraf. Ha. Burada bizim.
hamallarımız var. He, bu tarafta. Kapat. Burada bakıcı tabir dediniz. Evet, tamam. Burada bakıcı tabir dediğiniz bakıcılarımız var. Bunlar bakıcı. Oradan evet. Oradan yumurtayı alır, buraya getiririz. Bunların altına koyuruz. Bunlar da yavrulara bakar, mesela, büyütür. Evet. Mesela yani. Şöyle bir çekebilir misin Mehmet abi? Evet. Mustafa bile çıkardı ama. Al şöyle. Böyle yavru. Mesela. Bu normalde o dedin müstevet kuşların evet, yavruları. Müstevetin yavrusu. Hmm. Onun yumurtasını buna sürdük. Bunda yavru çıkıyor. Buradakilerin hepsi bakıcı kuşlar. Evet. Bunlar da onların yavruları. Evet. Hmm. Aynen. Tek mi var bunda? Burada tek var. Bunda var. Mesela. Bunlara. Hemen abi şöyle bir çek. Bunu da bir göster. Bu sarı nakşlı dedemizin yavruları. Çok şükür. Bakıcılarımız güzel bakıyor. Bunlar işte bakıcılar. Evet. Yemini verdiğin müddetçe hayvanlar güzel bakıyor. Maşallah. Şöyle şunları gösterebilirsin bana alalım. Bakıcı kuşlar bunlar. Fethi abimizin güvercin kümesi. Başlanır ama işte yuva. Hmm. Şimdi şu kuş. Evet. Mesela bakıcı var. Bu da bakıcı. Bakıcı buna baktı. Bu buna baktı. Evet, bu yani şey değerli bir kuş. Karanak. Evet, ben şu kuşlara şunu biraz fark ettim. Onu da hani sormak istiyorum. Belki evet. İzleyicilerimizin dikkatini çekmiştir. Evet. Bunlarda biraz ayakta durma yani şeyin var yoksa bunların cinsi mi böyle? Bunların cinsi böyle değil. Bunlar genetiği bunların irileşti. Hmm. Genetiği irileştiği için kuşların vücutlar ayaklarını kaldırmıyor. Evet. Yani iri bunlar. Şimdi bakıcı annesi babası bunun kadar şimdi. Bu daha yavru, bu daha hayvan yem yemiyor. Hmm. Maşallah. Evet. Daha bunlara Allah bereket. Anne babaları bakıyorlar halen. Boy araç boyutuna yetişmiş ama daha halen anne babaya muhtaçlar. Allah Allah. Yani anne babalarından iriler ama. Bak daha onlar bakıyor. Daha onlar besliyor anne babası. Daha onlar besliyor evet. Hmm. Ya biz de muhabbetle aynısını yapıyoruz size göstermiştim. Evet evet. Dedim ya bunun değil evet. Yavru. Güvercinlerimiz var. Gerçekten değerli dostlar güzel şeyler gördük bugün. Hem güvercin olarak muhabbet kuşu olarak. Biz aslında arkadaşlar Mustafa abinin kümesine gelmiştik. Muhabbet kuşlarını gösterecektik. Gösterdik orayı da. Bunu da Mustafa abi hazır gelmişken babam da güvercin besliyordu. Çok daha kaliteli güzel güvercinler var dedi. Onları da bize izleyicilerimize gösterelim dedi. Güvercin sevenlere bir gösterelim dedi. Sağ olsun. Aslında Fethi abi bu konuda biraz hassasmış. Herkese kapılarını açmaz. Sağ olsun. Kendisi bizi kırmadı. Biz buraya gelmişsiniz. Sizi kıramam dedi. Gösteririz dedi. Anlatırız dedi. Çok teşekkür ederim Fethi abi. Şöyle bir dışarı kapanışı yapalım istersen. Mehmet abi. Sonra göstermek istediğim bir şey varsa Fethi abi onları gösterebiliriz. Gelin arkadaşlar. Bu tarafa geçelim. Yine bu tarafa geldik arkadaşlar. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güvercin merakı ben isterim herkeste olsun. Bazı insanlar çocuklarını güvercin beslemeye şey yapıyorlar yani. Biraz ayıp görüyorlar sanki Fethi abi. Niye böyle biz anlamış değiliz. Ben isterim ki hepsi beslesin. Niye? Çünkü bizim bu devirde şey madde çoğaldı. Yani madde derken ya biraz işte, kötü alışkanlıklar çoğaldı. Evet. Ben isterim ki herkes bıraksın çocuklarına bunları beslesinler. Bir hayvan sevgisi aşılansın evet. En azından. Maddeden uzak dursunlar. Benim söyleyeceğim tek bu. Değerli dostlar Fethi abimizin demek istediği şu ben yine tekrardan özetleyeyim sizlere. Değerli dostlar bizim bu çevrede bilmiyorum daha doğrusu Türkiye'de şöyle bir kuşçu tabiri diye bir şey var. Biraz kuşçulara biraz bir farklı bir bakış açısı var bilmiyorum neden. Yani kuşçuya kız vermezler Fethi abinin dediği gibi yok şöyle yok böyle. Bilmiyorum yani ya kuşçu demek sonuçta bir hayvan sever ya. Yani kime bir zararı olabilir ki? Yani
Fethi abinin dediği gibi çocuklarımızı aşılayalım arkadaşlar, hayvan sevgisini. Fethi abimiz de dediğini, bak Mustafa abi de Fethi abimizin oğlu maşallah. Nerede? Ona da aşılamışlar. O da muhabbet besliyor arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizlere kapılarınızı açtınız. Bizi iyi ağırladınız, misafir ettiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Sizleri iki zamanları tekrardan görmek isteriz. Her zaman. İnşallah. Allah kısmet ederse tekrardan geliriz. Alican şöyle tekrardan şöyle bir arayalım, alayım seni. Kapanışı yapalım. Sonra eklemek istediğin şey varsa Mustafa abi tekrardan mikrofonu sana uzatayım. Ayaklarınıza sağlık. Babam dediği gibi hayvan sevgisi insanı kötü alışkanlıklarından uzak tutar. Gerçekten de öyle. Ya ben herkese hayvan sevgisini tavsiye ederim. Kuş olmaz kedi olur, kedi olmaz köpek olur. Yani bir evcil hayvanınız olsun. Yani türü, kalitesi, fiyatı ne olursa olsun bir hayvan sevgisi olsun demek istedim Mustafa abi. Çok teşekkür ederim Mustafa abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tekrar dediğim gibi inşallah yine geliriz. Fethi abi, sen de eklemek istediğin bir şey varsa tekrar. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun. Her zaman beklerim. Allah razı olsun. Evet, Ali kardeşimle beraber geldik. Birazdan tekrardan yola çıkacağız. Ali abi, sen de sonra eklemek istediğin bir şey varsa kardeşim. Yok abi, zaten Mustafa abi, Fethi abi bizi çok sen de burada hayvan severlere bizi çok güzel ağırladılar. Gereken her şeyi de söylediler. Biz de öyle diyelim. Evcil hayvan edinmek insanları kötü alışkanlıklarından uzak tutar. Evet. Çok güzel dostluklar edinmelerine sebep olur. Fethi evet. Abim aslında çok güzel bir yere değindi. Evet. Yani buradan biz de herkese aynı şeyi önerelim. Hayvanları severim, insanları severim arkadaşlar. Bize ağrı gelmez. Evet dostlar, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.